günler sayın seyircilerimiz. Günün gelişmelerini aktardığımız haber bülteniyle karşınızdayız. Başbakan Albin Kurti belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda bugün başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek nüfus sayımı, aile ekonomisi ve konut kayıt sürecine değindi. Soru formlarından elde edilen verilerin kalitesinin hem merkezi hem de yerel yönetimin kalitesi açısından belirleyici olduğunu kaydeden Kurti, nüfus sayımına ilk kez savaş hasar anketinin de dahil edildiğini vurguladı. Ortak taahhütümüz vatandaşların ihtiyaçlarını ayrım gözetmeksizin karşılamak için gereklidir ve Kosova'nın geleceğini etkileyecek kararların temelini oluşturur. Anketlerden elde edilen verilerin kalitesi daha adil planlama ve uygulama hatta daha büyük başarı ve kazanımlar için hem merkezi hem de yerel yönetimin kalitesi açısından belirleyicidir ifadelerini kullanan Kurti. Bu verilerin vatandaşlar için daha iyi politika ve hizmetlere rehberlik etmeye yardımcı olacağını söyledi. KOSOVO Cumhuriyeti'nde nüfus, hane ve konutların sayımının bugün başladığını belirterek nüfus büyüklüğü, dağılımı ve bileşimi, yaşam koşulları ve eğitim düzeyine ilişkin veriler vatandaşlara, hükümete, belediyelere ve devletin her kurumuna yönelik en iyi politika ve hizmetlerin yönlendirilmesinde yardımcı olacağını kaydetti. Sayın seyircilerimiz 17 Mayıs 2024 tarihine kadar sürecek olan nüfus sayım süreci bugün itibariyle başladı. Türk toplumu temsilcileri de nüfus sayımının başlangıcı vesilesiyle sürecin önemine yönelik mesajlar paylaştılar. Kosova'daki Türkler olarak varlığımızı bir kez daha teyit etmek açısından, haklarımızı güvence altına almak açısından, Türkçe eğitimin devamı açısından bugün önemli bir gün. Bugün Nüfus sayım süreci başladı. Nüfus sayım süreci 17 Mayıs tarihine kadar sürecek. İstatistik Ajansı tüm çalışmalarını tamamladı ve nüfus sayım memurları artık sahada. Nüfus sayımı sırasında toplanan bilgiler kritik karar alma süreçlerine temel oluşturacak. Sağlıktan eğitimi, altyapı geliştirmeden hayatımızın her yönünü etkileyen kaynak tahsisi ve politika planlamasına hizmet edecek. Nüfus sayım süreci Kosova'daki Türk toplumunun yasal hakları açısından da oldukça önemli. Burada kimliğimizin daha doğrusu sayımızın evet. belli olması açısından önemli. Yani Kosova'da ne kadar varız? Kosova'da evet. sayımız nedir? Geleceğe yönelik planlama açısından Türk toplumunun yerik ve konumu nerede olacaktır? Bu nüfus sayımı belli edecektir. Haklarımız konusunda evet. haklarımızın elde edilmesi konusunda haklarımızın sonraki süreçte savunulması konusunda sayının belli olması gerekiyor. Nüfus sayımı Kosova'da Türkçe eğitimin devamı içinde büyük öneme sahip. Türk eğitimin devamı için Türk yazıl, Türk sayıl. Kosova İstatistik Ajansı nüfus sayımı sürecinde vatandaşların kaydının daha parlak bir geleceği ve daha fazlasını güvence altına almaya yönelik bir adım olduğuna işaret etti. Evet, ülkemizin diğer bölgelerinde olduğu gibi Gilan Belediyesi'nde yaşayan Türk toplumu da nüfus sayımlarına hazır. Beklentiler yeniden bu belediyede ikinci en kalabalık topluluğun Türk toplumu olması yönünde. Nüfus sayımları başladı. Bugün burada Kila Belediyesi'ndeki Türk toplumunun nüfus sayımlarına bakış açılarını değerlendireceğiz. İlk olarak Gilan Belediyesi İstatistik Kurumu Koordinasyon Ofisi'nde Türk toplumu adına görevli Kemal Şahin Bey ile bu bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldık. Türk sırda Nord bakımından bu Rom bakımından hiçbir sorun yok bütün e, bizim yazıcı olarak ve bakıcı yazıcı olarak ise Türk toplumunda, Sırp toplumundan, Anıl toplumundan hiçbir sorun şu ana kadar yok. E, bütün malzemeleri dün dağıtmışsın, dağıtılmıştı bütün yazıcılara, Gilen Belediyesi çalışanlara. Türk toplumu zaten daha erkenden bildirmişti. Yine sizin e, Ritikal kanalında Türkçe bu şeyinizde rica ederim. Bütün Türk toplumu Gilen Belediyesi'nde her ol gün yani iki ay önde bir buçuk ay önce vardı yazılmak için. Çok önemlidir sayımız olmak. Ee, i̇lk sefer olacak Türk yazılan. Ee, yarınki bir belge gerekirse strateji kurumunda alabilir. Bu da çok önemli. Gilan ve Doburçan'da yaşayan Türk toplumu da yapılacak olan nüfus sayımlarının kendileri için çok önemli olduğunun farkında olduklarını belirttiler. E, Doburçan'daki halkı yani e, tabi tabii ki e, sayımların e, çok önemli olduğunu düşünüyor ve bu şekilde e, tam olarak sayının tespit edilmesi lazım çünkü e, ister iş konusunda olsun ister değişik e, hizmetlerde olsun bazen de eğitim eğitimden de faydalanmak için yani tam Türk olan ay. E, daha iyi bir şekilde bu e, hizmetlerden faydalanabilecek. Ya şöyle e, diğer e, eski nüfus sayımlarına nazaran 2011 nüfus sayımlarına nazaran bu nüfus sayımları bizim için daha önemli. Yani daha önemli dediğimizde bu nüfus sayımlarımızda e, her şey e, dijital olacak ve bu dijitalleşmenin sonucunda e, Kosova'daki anayasal olarak e, azınlıklara ayrılmış e, yerlerde e, toplumumuz buradan daha e, %100 faydalanacaktır. Gülen Doğuşan e, halkımıza e, buradaki bir vatandaş olarak da seslenmek istiyorum. Buradaki nüfus sayımlarını ciddiye almalarını ve e, herkesin e, kayıt e, nüfus sayımlarına katılmasını e, rica ediyorum. E, bu sadece bizim için değil, geleceğimiz için de çocuklarımız için ve bütün nesillerimiz için önem arz etmektedir. 2011 yılında yapılan son nüfus sayımlarında Gilan Belediyesi'nde Türk toplumunun sayısı 1032 kişi olarak kayıtlara geçti. Gilan Belediyesi genelinde Arnavutlardan sonra en kalabalık ikinci topluluk olarak yer alan Türk toplumunun yeniden ikinci sırada yer alması bekleniyor. Günün bir diğer haberiyle devam ediyoruz. Priştine Ferizovik yolu üzerindeki Çaglavitsa'da bir depoda yangın çıktı. Yangında maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili ayrıntılı bilgi veren Prişne Bölgesi Polis Sözcüsü Florya Ahmet'i yangında herhangi bir yaralanma olmadığını sadece maddi hasar oluştuğunu açıkladı. Olay yerinde itfaiye ve polis ekiplerinin müdahale ettiğini kaydeden Ahmet'i bugün saat 10 sıralarında Prişne Ferezovik yolu üzerindeki bir depoda yangın çıktığı bilgisini aldıklarını, itfaiyenin yangının söndürülmesi çalışmalarını yapıldığını yangında sadece maddi hasar oluştuğunu sözlerine ekledi. Mehmetçik bu Ramazan ayında da Kosova halkının yanında olmaya devam ediyor. Kosova'nın birçok şehrinde olduğu gibi Prizren'de de Mehmetçik Ramazan ayı dolayısıyla Ramazan pidesi dağıtımında bulundu. Türk askeri her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da iftarlık Ramazan pidesi ben dağıttı. Teşekkür ederim. Al bakalım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Al bakalım. Barış Gücü Keyfor bünyesi altında 25 yıldır Kosova'da görev yapan Mehmetçik, her yıl geleneksel hale getirdiği iftar çadırı ve pide dağıtım geleneğini bu yılda bozmadı. Ramazan ayı boyunca Kosova'nın farklı şehirlerinde iftar çadırı kuran Mehmetçik, verdiği iftar yemeği dışında her akşam 500 adet Ramazan pidesi de dağıtıyor. Kosova'nın güney bölgesinde yer alan ve Kosovalı Türklerin yoğun olarak Prizren'deki Türk Mahallesi Kurila'da da Ramazan pidesi dağıtan Mehmetçik yoğun ilgiyle karşılandı. Çıkın, çıkın, yaklaşın, yaklaşın, yaklaşın. Yaklaş, yaklaş. Gel, gel, gel. Mehmetçik Ramazan ayı boyunca Kosova'nın farklı şehirlerinde her akşam Ramazan pidesi dağıtmaya devam ederken Kosovalı çocuklar Mehmetçiklere sarılarak teşekkür etti. İslam'da Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, sema kapılarının açıldığı dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece olarak kabul ediliyor. Kadir Gecesi, Ramazan-ı Şerif ayı içinde bulunan en kıymetli gecedir. Bazı alimlere göre Mevlid Gecesi'nden sonra en kıymetli gecedir. Kadir Gecesi, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine mahsus bir gecedir. Başka peygamberlere böyle bir gece verilmemiştir. Hadisi Şerif'te buyuruldu ki Allah Kadir gecesini ümmetine hediye etti, ondan önce kimseye vermedi. 97. surede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Kadir gecesi bilindiği gibi Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gecedir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e Hira Dağı'nda Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti Okutsal Gecede inmiştir. Kadir Gecesi İslam güneşinin, Kur'an meşalesinin dünyayı aydınlatmaya başladığı mübarek bir gecedir. Bu gece, kalbi Kur'an, nuru ve peygamber müjdesiyle parlayan, alnı secde izleriyle nurlanan müminler için af ve mağfiret gecesidir. Resulullah Efendimiz'e kendisinden önceki insanların ömürlerinin ne kadar olduğu bildirilince, kendi ümmetinin ömürlerini kısa buldu, uzun ömürlü olan diğerlerinin işledikleri salih amelleri işleyemezler diye düşününce, allah Teala ona bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'ni ihsan etti. Kadir Gecesi'nin biz aciz kulların huzuruna, mutluluğuna ve kurtuluşuna vesile olmasını dileriz. Sırada hava durumu var. Kapanış için tekrar karşınızda olacağız. Kosova'da bugün hava açık ve güneşli seyrediyor. Termometreler maksimum 22 dereceyi gösterdi. Hidrometeoroloji tarafından hazırlanan hava tahmin raporlarına göre ise hafta sonu da havanın bugüne benzer geçeceği, sıcaklık seviyelerinin ise 22 ila 24 derece arasında değişeceği anlaşılıyor. Sayın seyircilerimiz pazartesi günü yeniden birlikte olmak dilekleriyle sizlerden ayrılırken bu mübarek gecede dualarınızın kabul olması, kalplerinizin nur ile dolması ve sevdiklerinizle birlikte olmanız dileğiyle Kadir geceniz mübarek olsun diyoruz efendim. Sağlıcakla kalın.